Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 12 Ağustos 2017 Cumartesi, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Türkiye dün akşamdan beri ardı ardına gelen şehit haberleriyle yandı. Trabzon, Tunceli ve Batman'da 4 asker ve 1 sivil şehit oldu. Önce Karadeniz'e uzanacağız. Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bir astsubayla 15 yaşındaki genç şehit oldu. Çatışma hala devam ediyor. Asker ateş ediyor. Evden gıda malzemesi çalan teröristler, operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine ateş açtı. Bir askerle bir sivil şehit oldu, bir asker yaralandı. Saldırı Trabzon'un Maçka ilçesi Vazelon Manastırı kırsalında düzenlendi. Bir grup terörist ormanlık alandaki bir evden yiyecek çaldı. Durumu fark eden 15 yaşındaki Eren Bülbül, jandarmaya haber verdi. Eren Bülbül, bölgeye giden güvenlik güçlerine evin yolunu gösterdiği sırada teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ateşte 41 yaşındaki astsubay Ferhat Gedik'le 15 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu. Ay, vurulmuş, asker vurulmuş. Saldırıda bir asker de ağır yaralandı. Hızlı bir şekilde intikal etsinler, yaralı var. Köprü yanı, evet, Tere'den Erzurum yolundan trek yol sapıyor zaten, çatak sayı. Bölgeye çok sayıda özel harekat timiyle sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmanın olduğu bölgeden itibaren Maçka'ya giden 6 kilometrelik yol trafiğe kapatıldı. Zırhlı araçlar teröristlerin kaçış güzergahında devriye gezerken, teröristlerin saklandığı tahmin edilen bölge termal kameralarla izlemeye alındı. Dağlık alandan zaman zaman silah sesleri yükseldi. Evet. Eren Bülbül 15 yaşındaydı. Hayalleri, umutları vardı. Hepsinden önemlisi de vatan aşkıyla çarpan kocaman bir yüreği. Yaylalarında koşup oynadığı, bahçelerinden meyve topladığı topraklarda gördüğü teröristlerin yanından geçip gitmedi. O topraklar uğruna şehit düştü. Türkiye bugün 15 yaşındaki kahramanının ardından gözyaşı döktü. Belki de o mesajını kimse görmeyecekti. Bugün milyonlar paylaştı. Türkiye 15 yaşındaki evladını ağladı. Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı mahallesinde yaşıyordu. Ailesiyle yayladaydı. Vazelon Manastırı yakınlarındaki evine dönmek için yola çıktı. Eve geldiğinde camların kırık olduğunu fark etti. Evden erzak çalınmıştı. Hemen karakola gidip haber verdi. Çatışma hala devam ediyor. Asker ateş ediyor. Onları görünce, işte komutanım buradalar demesi üzerine onlara taradılar. Askerlere evin yolunu göstermek için geri döndüğünde ormanlık alanda pusu kuran teröristler ateş açtı. Gönülde demiş ki ya buradalar demiş, yatın yere demiş. O halde bir de komutanım yere yatın demiş. Ama maalesef kaybettik. 15 yaşındaki Eren oracıkta şehit oldu. Misafirlerim vardı, kapıda sohbet ediyorduk. Bir çatışma sesi geldi. Baktım bir kişi şuradan aşağı yuvarlanıyor. O yani vuruldum diye bir ses geldi. Haberin duyulmasıyla önce yakınları yasa boğuldu. Sonra tüm Türkiye. 2 ay önce biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın yazmıştı notuna. Milyonların iyi ki varsın Eren diyeceğinden habersiz. Eren Bülbül için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan birer mesaj yayınladı. Kalın, Eren Bülbül'ün fotoğrafının altına Eren iyi ki varsın, Rabbim mekanını cennet eylesin. Terörist seviciler yine alçakça susacak. Bu millet asla unutmayacak notunu düştü. Kılıçdaroğlu da Twitter'dan 15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız mesajını paylaştı. Ele avuca sığmayan o çocuk al bayrağı sarılı naaşla döndü oynadığı sokaklara. Eren Bülbül için Maçka Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, öğretmenleri,
Arkadaşlarıyla binlerce kişi katıldı. Şehit Eren Bülbül, Köprü Yanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Trabzon'un Maçka ilçesindeki saldırıda şehit düşen astsubay Ferhat Gedi'ye de bugün veda edildi. Kıdemli başçavuş Gedik, şehit olmasaydı bugün 42 yaşına girecekti. Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı. Trabzon'daki saldırıda şehit olan astsubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Murat! 41 yaşındaki şehit astsubay için ilk tören Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlendi. Şehit Gedik evli ve iki çocuk babasıydı. Eşi Cemile Gedik hayat arkadaşının naaşının başına iki çocuğuyla birlikte geldi. Şehidin kızı Kayra, babasının fotoğrafını öperek uzun süre gözyaşı döktü. Oğluysa acısını annesine sarılarak hafifletmeye çalıştı. Şehidin naaşı, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zekiçoğlu'nun da katıldığı törenin ardından Hatay'a gönderildi. Şehit astsubayı doğum gününde İskenderun halkı gözyaşlarıyla karşıladı. Bekmele Mahallesi'ndeki cenaze töreninde de acı ve gözyaşı eksik olmadı. PKK'ya lanet sloganlarının yükseldiği törende şehidin kardeşi ağabeyinin fotoğrafını elinden bırakmadı. Gelin ben buradayım, gelin kendim hayattayım. Gelsinler beni buradan alsınlar. Gelsinler burada etek giymesinler, erkekçe paylaşalım. Şehit Gedik, cenaze namazının ardından Bekmele Mezarlığı'nda toprağa verildi. Batman'dan da acı haber geldi bugün. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personelinin operasyon yürüttüğü Sason'la Kozluk ilçesi kırsalında iki asker teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit oldu. Teröristler Batman'da operasyon yürüten askerlere tuzak kurdu. Yola döşenen patlayıcı infilak etti, iki asker şehit düştü. Olay Sason ilçesi kırsalındaki Kelhasan bölgesinde sabah saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Jandarma özel harekat timleri Sason Kozluk ilçe ara hattında operasyon yürütüyordu. Arazi arama tarama faaliyeti yapan timler Acıtepe bölgesine geldiğinde yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada iki asker yaralandı. Yaralı askerler uzman çavuş Gürcan Kepekçi ile uzman çavuş Şahan Sezer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada patlayıcının basma düzenekli olduğu kaydedildi. Bölgeye sevk edilen takviye birlikler teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlattı. Naaşları Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehitlerin acı haberleri memleketlerine tez ulaştı. Kahramanmaraşlı uzman çavuş Gürcan Kepekçi 31 yaşındaydı. Bir çocuk babasıydı. Eşini kaybeden anne Nigar Kepekçi bu kez 4 evladının en büyüğünü teröre kurban vermenin acısıyla yandı. 23 yaşındaki Samsunlu uzman çavuş Şahan Sezer henüz bir hafta önce göreve başlamıştı. İlk görev yerinde şehit düştü. Şehidin Bafra ilçesindeki baba ocağı şehadet haberiyle yandı. Kardeşi acıya daha fazla dayanamadı. Şehitlerin naaşları Batman'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Tunceli'deki terör operasyonundan da acı haber geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada astsubay çavuş Mehmet Yılmaz şehit oldu. Şehidin naaşı pazar günü Kırıkkale'de toprağa verilecek. Astsubay çavuş Mehmet Yılmaz henüz 24 yaşında Tunceli'de şehit düştü. Tunceli kırsalında operasyona çıkan askerlerle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmada 3 asker yaralandı.
Helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden Assubay Çavuş Mehmet Yılmaz şehit olurken bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Zergavut Ormanı'ndaki operasyonda tespit edilen 10 kişilik terörist grubunun bulunduğu alan fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. Şehit Assubay Yılmaz'ın naaşı ise Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Ankara'ya gönderildi. Şehidin naaşı Keçiören'deki baba evine götürüldüğünde acı ikiye katlandı. Şehidin Samsun'da görevi yapan Assubay ağabeyi Yusuf Can Yılmaz, 3 ay önce FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmış ve Denizli cezaevine gönderilmişti. Tören için cezaevinden izin çıkması beklendi. O izin gecikince cenaze 3,5 saat evin önünde bekletildi. Şehidimiz ortalıkta kaldı lan. Ortalıkta kaldı, bekliyor 5 saattir abim. Sadece kardeşimiz var yani. Yetkililer şehidin naaşını toprağa verileceği Kırıkkale'ye götürmek istedi. Ancak acılı baba tutuklu oğlunun törene katılmasında ısrarlı olunca tören ertelendi. Bana söz verdiler, gelecek dediler, hala gelecekler. Yazık değil mi ben? Ben bu vatan için şehit ettim. Şehit Yılmaz'ın naaşı Gata'ya kaldırıldı. Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürüyor. Savaş uçaklarının Kandil'e düzenlediği hava harekatında 4 hedef imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde İran kuzeyinde yer alan Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta teröristlerin silah ve mühimmat deposuyla silah mevzisi olarak kullandığı 4 hedef imha edildi. Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda da sözde grup sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi. Bitlis'te de operasyon var. Hizan ilçesindeki 6 köy ve bunlara bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'in 3 kişilik infaz timi yakalandı. Terörle mücadele ekipleri 21 Temmuz'daki bir cinayet soruşturmasında IŞİD'in infaz timine ulaştı. Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi silahlarıyla yakalandı. Şüphelilerin Rakka'dan örgüt aleyhine faaliyet gösteren şahısları öldürmekle görevlendirilerek Türkiye'ye gönderildiği belirlendi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de köklü bir değişim gerçekleştirmekte kararlı olduklarını söyledi. Hafta sonunu Isparta'da geçiren Erdoğan, AK Parti'nin değerlerinden uzaklaşmış olan herkes bizim defolu hale gelmiştir diye konuştu. Erdoğan, ana muhalefet liderini de Türkiye'yi Almanya'ya şikayet etmekle suçladı. Ülkemizin ne bireysel güvenlik ne de yatırımcı güvenliği konusunda en küçük bir sıkıntısı yoktur. Olağanüstü hal sadece terörle mücadeleyle sınırlıdır. Yatırımların önünü kesmeye değil, onları güvence altına almaya yöneliktir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da meyve suyu tesisi açılışına katıldı. Avrupa'dan gelen eleştirilerin iç kamuoyuna yönelik olduğunu söyledi. Yöneticisi oldukları medya kuruluşlarında Türkiye ile ilgili olumsuz kampanyalar yürütenlerin tatillerini ülkemizde geçiriyor olmaları, söyledikleri yalanlara kendilerinin de inanmadıklarını gösteriyor. Erdoğan, Isparta Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde de vatandaşlara seslendi. 2019 yılına kadar hazırlıklarımızı tamamlayacak milletimizin önüne öyle çıkacağız. Biz asla 10 dönüm bostan, Yengel, Yat, Osman anlayışı içinde olmadı. Erdoğan, 16 Nisan referandumuyla daha güçlü bir Türkiye'nin temellerinin atıldığını söyledi. Şimdi bize ne düşüyor? 2019'a kadar yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde kendimizi yenilemek, tazelemek, güçlendirmek. Bunun için partimizde köklü bir değişimi gerçekleştirmekte kararlıyız. AK Parti'nin değerlerinden uzaklaşmış olan herkes bizim gözümüzde yorulmuştur. Yolunu kaybetmiştir. Defolu hale gelmiştir. Bize
ülkemizin, milletimizin, şehrinin geleceği için donanımı olan, projesi olan, heyecanı olan, enerjisi olan yol arkadaşları lazım. Cumhurbaşkanı CHP liderine yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Varsın birileri ülkesinin değil, terör örgütlerinin safında yer alsın. Beraber sözde adalet yürüyüşü yapsınlar. Önce siz İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçilerinizin adaletle haklarını verin. Sen daha bunları halledemiyorsun. Kalkıp Türkiye'yi Almanya'ya şikayet ediyorsun. Erdoğan 26 Ağustos kutlamalarında da Muş'ta olacağını söyledi. Bu sene 26 Ağustos kutlamalarında inşallah Malazgirt'teyiz. Nasıl her yıl Çanakkale'ye gidiyorsak bundan sonra her yıl Malazgirt'teyiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Alman Fokus dergisine verdiği demeçle ilgili tepkilere ilk kez yanıt verdi. İçeride başka dışarıda başka konuşmam diyen Kılıçdaroğlu, olağanüstü hal devam ettiği sürece Türkiye'de can ve mal güvenliği olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu iktidarın kendisine karşı bir kampanya yürüttüğünü savundu. Sayın Genel Başkanımızın Türkiye'ye gelmeyin diye hiçbir sözü olmamıştır. Hiçbir zaman böyle bir ifadede de bulunmaz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Fokus dergisine verdiği demeçle ilgili iktidardan gelen eleştirileri ilk kez yanıtladı. Ben Türkiye'de başka bir şey söylesem, yurt dışına başka konuşsam önce kendime saygımı kaybederim. İçeride başka, dışarıda başka konuşamam. Türkiye'de hukuk devletinin olmadığını, OHAL döneminde kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığını sadece o dergiye söylemedim. Ben bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 genel başkanın olduğu oturumda da söyledim. OHAL devam ettiği sürece Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur demeye devam edeceğim. Hürriyet gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu'na göre iktidarın amacı farklı. Buradaki amaç Adalet ve Kalkınma Partili Ayhan Oğan'ın Türkiye Cumhuriyetimizle ilgili söylediklerini gündemden düşürmek. Bunun için tamamen bana karşı bel altı bir kampanya yürütüyorlar. CHP sözcüsü Bülent Tezcan da CHP'ye yönelik bir kumpas girişimi olduğunu savundu. Sayın Enis Berberoğlu haksız yere rehin alınmıştır ve o rehinelik, siyasi rehinelik üzerinden de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ulaşma çabası vardır. Bunların hepsi boşa çıkacaktır. Turizm sektöründe ortalama %50 daralma yaşandığını belirten Tezcan, sorunun yanlış dış politikadan kaynaklandığını söyledi. Bunun bir tane sebebi vardır. İktidarın dış politika tercihi Türkiye'yi bu hale getiren, yüzünü Orta Doğu'ya, sırtını Avrupa'ya çevirmiş bir dış politika anlayışı yerleştirildi. Bunun bedeli bu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi puan hesabında hata yapıldığını açıkladı. 1110 adayın yeri değişti, 1628 aday yeniden yerleştirildi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, üniversite yerleştirme sıralamasında okul türlerindeki ek puan düzenlemesinde hata yapıldığını açıkladı. Hata nedeniyle 1110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişti. 1628 aday da bir programa yerleştirildi. Daha önce bir programa yerleştirildiği açıklanan 1499 aday ise herhangi bir programa yerleştirilmedi. ÖSYM'den yapılan açıklamada bu durumdan etkilenen adaylardan özür dileriz denildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı bayraklı bir yata ait hareket halindeki lastik botun kaptanı suya düştü. Kontrolsüz şekilde denizde dönmeye başlayan bot tatilcilere korku dolanlar yaşattı. Eyvah, eyvah. Kaç. Marmaris'te faciadan dönüldü. Kaptanı denize düşen bot sahilde korku dolanlar yaşattı. Yaptı. Olay Selimiye sahilinde meydana geldi. Yabancı bayraklı bir yata ait 4 metre uzunluğundaki lastik bot denizde seyrederken kaptanı suya düştü. Kontrolsüz şekilde kıyıya hızla ilerleyen bot, kendi etrafında dönerek önce yakınında bulunan motor yata çarptı. Eyvah! Kaç! Kaç! Eyvah! Hızını alamayan bot, denizde yüzen bir kişinin üzerine doğru ilerlemeye başladı. Üzerine gelen botu gören tatilci son anda kurtuldu.
Çıkın oradan, çıkın. Köşeden çıkın. Çekilin. Çekilin. Bak direkt çarpacak oraya. Bir otelin plajına ilerleyen lastik bot önce bağlı bulunan bir yata, daha sonra da iskeleye çarparak durabildi. Eyvah, eyvah. Kaç. Kaç. Çekil, çekil. Eyvah. Oh. Dehşet dakikaları sahilde güneşlenen bir tatilcinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Çarptı. Oh. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. İki grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da alacak verecek kavgasında kan aktı. 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde Siverek ilçesi Camikebir mahallesinde meydana geldi. Güney Caddesi'ndeki bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar silahlarına sarıldı. Çatışma çıktı. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mermilerin isabet ettiği 4 yaralı Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aydın Kankurt, Sultan Murat Bucak ve Ahmet Yet müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken soruşturma başlatıldı. Adıyaman'da bir otomobil şarampole uçtu, anne ve oğlu hayatlarını kaybetti. Anne ile oğlun hasta ziyaretine gittikleri öğrenildi. Adıyaman'da anne oğul hastane yolunda meydana gelen kazada hayatlarını kaybetti. 36 yaşındaki Mahmut Sürücü, 71 yaşındaki annesi Ayşehan Sürücü ile birlikte Kahta ilçesinden Adıyaman'da hastanede yatan babasını ziyarete gidiyordu. Genç adamın kullandığı otomobil Beşpınar Mesire alanı yakınlarında şarampole devrildi. Yaklaşık 20 metreden tarlaya uçan otomobilde bulunan anne ile oğlu olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Araçta sıkışan cenazeler itfaiye tarafından çıkarılırken olay yerine koşan yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeler Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İzmir'de tacize uğradıklarına öne süren iki kadının polis tarafından darp edildiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. İki kadın yolda bekleyen polislerle konuşuyor. Polislerden biri kadınlardan birinin üzerine doğru yürüyerek yüzüne vuruyor. Karşı koymaya çalışan kadın yere düşüyor. Yer İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semti. Tarih 10 Ağustos. Motosikletli tacizcileri şikayet etmek isteyen iki kadından biri polis tarafından darp edildi. Olayın ardından kadınlar polislerden, polisler de saldırı ve hakaret gerekçesiyle kadınlardan şikayetçi oldu. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kolunun adli mercilere intikal ettiğini belirterek olayla ilgili idari soruşturma da açıldığını söyledi. Aşkın, kim hatalıysa hukuk çerçevesinde gereken her şey yapılacaktır diye konuştu. İstanbul Boğazı'nda kaybolan Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları bugün de devam etti. Ahır Kapı ve Çatladı Kapı açıklarındaki aramalarda sonuçsuz kaldı. İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz'da denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım'a arama çalışmaları yine sonuçsuz kaldı. Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri Arnavutköy Vapur İskelesi yakınlarında arkadaşlarıyla denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Yıldırım'a arama çalışmalarına devam etti. Ahır Kapı ve Çatladı Kapı açıklarında bir bottaki görevliler deniz yüzeyini tararken 5 dalgıçla su altında arama çalışması yaptı. Furkan Yıldırım'ın annesi de arama çalışmalarını sahilden izledi. Aramalar sonuçsuz kalırken çalışmalara Kadıköy sahilinde devam edileceği öğrenildi. Konya'da tek katlı bir evde yangın çıktı. Duman kokusuna uyanan annenin iki çocuğunu alıp evi terk etmesi olası bir facianın önüne geçti.
Duman kokusuna uyanan anne ile iki çocuğu ölümden döndü. Konya'daki yangın ucuz atlatıldı. Yangın, Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evde gece saatlerinde çıktı. İki çocuğuyla birlikte uyanan anne duman kokusuna uyanıp çocuklarıyla birlikte hemen evi terk etti. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin mutfak bölümünden çıktığı belirlenen yangın bir saatte kontrol altına alınabildi. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bir iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı. Nilüfer'e bağlı Özüce Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisine ait toplama alanından alevler yükseldi. Yangında bir iş makinesi kullanılamaz hale geldi. 5 itfaiye aracıyla müdahale edilen alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Sayın seyirciler, Bursa trafiği bulvarlarla rahatlıyor. Ova bulvarında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe yolun yıl sonuna kadar trafiğe açılacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarından sonra Ova bulvarını da trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Recep Tayyip Erdoğan bulvarı, buradaki Ova bulvarı Şükrü Şankaya Okulu Yunus Eli bölgesinden Yenicabat'ın dışından Panayır Köprüsü'ne alternatif güzel bir bulvar açılmış oluyor. Bu yıl sonuna doğru tamamen her şeyle bitmiş olacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ova bulvarı ve alternatif güzergahlarla şehir içi trafiği rahatlatmayı amaçladıklarını söyledi. Amacımız oluşturduğumuz alternatif yeni yol güzergahlarıyla birlikte Bursa şehir içi trafiğine alternatif çözümler üretmek. Kamu emekçileri sendikalarından toplu sözleşme tepkisi geldi. KESK sözcüsü Uğur Üçöz, hükümetle memur sen arasındaki görüşmeler durdurulmalıdır dedi. Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan TİS ve grev hakkımız sermaye lehine görmezden gelindi. KESK'ten kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerine tepki geldi. Yıllarca toplu görüşmelerle kamu emekçileri oyalandı. Açlık ve sefalete mahkum edildi. KESK Bursa Şubeler Platformu, hükümetle memur sen arasındaki görüşmelerin durdurulmasını istedi. Yürütme kurulu üyelerimizin dahi dışında tutulduğu göstermelik TÜS sürecinin içinde yer almayacağız. Bursa Tüketiciler Derneği bankaları Cumhurbaşkanı'na şikayet etti. Beştepe'ye şikayet mektubu gönderen dernek başkanı Sıtkı Yılmaz, bankalar hukuk tanımıyor dedi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüketicinin ekonomik sorunlarının çözümü devletin sorumluluğundadır. Bursa Tüketiciler Derneği bankaları Cumhurbaşkanı'na şikayet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet mektubu gönderen dernek başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketicinin bankaların hukuksuz uygulamaları nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Bankaların milyonlara varan hak ihlallerini dikkate aldığımızda tüketici hukuku adına hiç denetlenmedikleri anlaşılmaktadır. Bankalar tüketici kanununda yer alan yasağa rağmen hayat sigortası uygulamasına devam etmektedirler. Yılmaz'a göre bankalar tüketici yasasına uymuyor. Ülkemiz genelinde tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru sayısı 1.039.032 rakamlar bankaların hukuk tanımadığını göstermektedir. Sayın seyirciler, Irak'ta Tel Aferi IŞİD'den kurtarma operasyonunda artık sona yaklaşılıyor. Irak ordusu ve Haçlı Şabi milisleri Tel Afer kentini birçok yönden kuşatmış durumda. Irak'ta Musul'un ardından başlatılan Tel Afer operasyonunda kritik bir aşamaya gelindi. Terör örgütü IŞİD'in elinde bulunan Türkmen kenti Tel Afer, İran destekli Haçlı Şabi milisleri ve ordu güçleri tarafından kuşatıldı.
Musul'un batısındaki Tel Afer'e yönelik kuşatmanın, örgütün Suriye'den lojistik destek sağladığı hattın kesilmesi sonrasında gerçekleştiği bildirildi. Tel Afer'le İyadi ve Muhallebiye kasabalarının da temizlenmesiyle Musul, IŞİD'den tamamen kurtarılmış olacak. Musul'da IŞİD'e karşı yürütülen operasyon 10 Temmuz'da sona ermişti. Terör örgütü IŞİD, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan Türkmen kenti Tel Afer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki gerilim tırmanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Guam Adası'nı vurma tehdidinde bulunan Kuzey Kore'yi bir kez daha uyardı. Trump, Amerikan ordusu mermiyi silahın namlusuna sürdü diye konuştu. Bu adamın yaptıkları yanına kalmayacak. Guam'a bir şey yaparsa bunda gerçekten pişman olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, Pasifik'teki Guam Adası'na saldırı planladığını açıklayan Kuzey Kore'yi bir kez daha uyardı. Kuzey Kore'ye ağır yaptırımlar uygulamayı düşündüklerini belirten Trump, Twitter hesabından da sert mesajlar paylaştı. Trump, Amerikan ordusu mermiyi silahın namlusuna sürdü. Kuzey Kore akılsızca davranırsa atışa hazırız dedi. İki ülke arasındaki gerginlik tırmanırken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İtidal çağrısı yapan Xi Jinping, tansiyonu daha da tırmandıracak açıklamalardan kaçınılmasını istedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ülkesinin nükleer bir Kuzey Kore'yi kabul etmediğini söyledi. Lavrov, daha güçlü ve akıllı olan taraf krizi sonlandırmak için ilk adımı atmalı ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler'den de diplomatik çözüm çağrısı geldi. Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların bir yol haritası olduğunu belirterek tarafların diplomasiye odaklanması gerektiğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın gündeminde Venezuela da var. Trump, Venezuela için askeri seçeneğin de masada olduğunu söyledi. Tatilini geçirdiği New Jersey'de açıklamalarda bulunan Trump, Venezuela için birçok seçeneğimiz var, bu arada askeri seçeneği de dışlamayacağım dedi. Trump, dünyanın başka bölgelerinde asker bulundurdukları gibi Venezuela için de bu seçeneği değerlendirebileceğini söyledi. Venezuela'da Nicolas Maduro hükümetine karşı Mart sonundan beri devam eden protestolarda en az 125 kişi yaşamını yitirmiş, 1500 kişi yaralanmış, 500'den fazla protestocu tutuklanmıştı. Mısır'ın İskenderiye kentinde meydana gelen tren kazası faciayla sonuçlandı. Kazada 41 kişi hayatını kaybetti, 132 kişi yaralandı. Mısır'ın İskenderiye kentinde meydana gelen tren kazasında 41 kişi öldü, 132 kişi yaralandı. Kahire İskenderiye seferini yapan tren, İskenderiye Port Said trenini arkadan çarptı. İskenderiye kentinin Huşit bölgesinde meydana gelen kazada arkadan gelen trenin lokomotifi, öndeki trenin ise son iki vagonu çarpmanın etkisiyle raydan çıktı. Kazaya öndeki trenin arızalanmasının neden olduğu belirtilirken olay yerinde inceleme yapan Ulaştırma Bakanlığı müsteşarı da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Demiryolu güvenliğinin yetersiz olduğu Mısır'daki en büyük tren kazası 2002 yılında meydana gelmiş, bir yolcu treninde çıkan yangında 360 kişi hayatını kaybetmişti. Kenya'da başkanlık seçimi sona erdi, sokaklar karıştı. İktidar ve muhalefet yandaşları başkent Nairobi sokaklarında çatıştı. Kenya'da başkanlık seçimine 2013'ten beri görevde olan Uhuru Kenyatta'nın kazanmasından sonra sokaklar karıştı. %54 oy alan Kenyatta'nın en yakın rakibi Raila Odinga taraftarları başkent Nairobi'de gösteri düzenledi. Göstericiler yolları kapattı, lastik yaktı. Muhaliflerin protestoları üzerine devlet başkanı Kenyatta da destekçilerini sokağa davet etti. İki grubun karşılaşmasıyla çatışma çıktı. Güvenlik güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Olaylarda çok sayıda kişi yaralandı. Muhalefet lideri Odinga seçimlere hile karıştığını savunurken, Kenyatta seçimin özgür, adil ve güvenilir olduğunu söylüyor. Son haberimizde efendim, olay ana haberi burada noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.